Diyoruz. Dünyanın her tarafından bizi izleyen herkese selamlar olsun. Bu akşamki konuğum, bu konuları merak edip araştıran yeni bir arkadaşımız. Ankara'dan geldi, davet ettim, kırmadı, geldi. Ahmet Daloğlu. Kitabını tanıtayım. Güzel bir kitap yazdı. İnsanın yaratılışıyla ilgili konuları merak etmiş, burada araştırıyor. Kur'an-ı Kerim'den, diğer kaynaklardan, hepsinden bilgileri derlemiş. Kendisi buradan bir sonuç çıkartmış ve o sonucu şimdi tartışmaya çalışacağız. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Sağ olasın. Sen de kırmadan geldin. Ankara'dan geldin. Evet. Bu konuları sen nereden merak ettin? Ne yazıyorsun? Burada ne anlatıyorsun? Aslında hocam şöyle kısaca birazcık kendimden bahsedeyim. Anlat. Ben. Anlat. İsmim Ahmet. Ben normalde reklam metin yazarıyım. Uzun yıllarda reklamcılık yaptım. Hala da devam ediyorum. Bu konularla ilgili de birazcık küçüklükten annemin babası bu konulara çok meraklıydı. Oradan gelen bir merak diyebilirim. Uzun yıllardır da bu konularla ilgili araştırma yapıyorum ama böyle derli toplu bir kitap haline getirmek işte bu son döneme nasip oldu diyelim. Tam olarak ben aslında buna da bir kitap diyemiyorum. Bu bir kitapçık benim için. Olsun başlangıç bu. Devam edersin. Aynen inşallah öyle düşünüyorum. Ve şöyle oldu yani aslında bu kitabın çıkış noktası da birazcık şöyle oldu. Benim bazı sorunsallarım vardı. Yani hani felsefede bir şeyi açıklarken bir sorunsal ortaya koyarsınız ve ona çözümler üretmeye çalışırsınız. Evet. Benim de yani belki de birçok insanın da kafasında yani Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda karşımıza çıkan enteresan bazı manzaralar var. Fakat bir taraftan da öğretilmiş gerçekler var. Yani annelerimizden, babalarımızdan dinlediğimiz klasik bir bakış açısı var. 14 asırdır gelen müfessirlerin yapmış olduğu yorumlar var. Ama şöyle Kur'an-ı Kerim'e birazcık şöyle değişik baktığımızda da karşımıza o anlatıların haricinde şeyler çıktığında okunamaz bir kitap haline gelmiş ve evet. Genellerde evlerin... Anlaşılmıyor. Yani klasik adamların anlattıklarından bir sonuca tam gidemiyoruz. Aynen öyle. Ama bakıyoruz burada bir eksiklik olabilir, bir farklılık olabilir. Bunu zorluyorsun. Onun üzerine gidiyorsun. Oradan bir şeyler buluyorsun. Sonra o sende bir şey mi oluşturuyor? Böyle senaryo oluşturuyor. Evet. Yepyeni bambaşka bir senaryo oluşturuyor. Onu aynen. Acaba diyorsun ki bu doğru mu? Onu test edeyim. Onun üzerine gideyim. Onun delillerini bulayım. Aynen. Bu kitapta onun macerası mı? Aslında bu kitapta aynen öyle. İsmi de birazcık tabii şey oldu. Yani ya şeytan aklıysa dikkat derken çekiyor. İlginç bir başlık oldu. Bir de şeytanın Y harfinde böyle şey yapmışsın yani. O işte reklamcılıktan gelen o. O şeyde onun şeyi gibi sanki. Aynen öyle. Bir kuyruğu falan var onun orada. Buradaki bu yılan ne? Aslında hani o da yılan hani Adem'i kandıran bir işte sembolü. O sembol var ya. Orada bir de İsrail bayrağı bir koymuş. Bir de orada öyle bir bayrak da var. İşte herkes İsrail. Bizim arkadaşlara o İsrail bayrağının şeyini koyuyorlar yani. Evet. Ya göz koyuyorlar ya İsrail bayrağı. İşte bütün şey aslında Kur'an-ı Kerim'in hikayesinin ortak noktasına da giren bir İsrailoğulları olunca da ister istemez bu konuları araştıran insanlar bu konulara değinmek zorunda kalıyorlar. Evet. Ya şeytan haklıysa da aslında tersinden bir sorgulama yapmaya çalışıyor. Evet. Yani mesela bizim bir tezimiz var. İşte yıllardır zaten biz Allah'ın, Rabbin haklı olduğunu ve şeytanın bizim düşmanımız olduğu felsefesiyle yetiştiriliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de öyle ayet var zaten. Şeytan size düşmandır diyor. Şeytan size düşmandır diye de gayet net anlatılıyor. Bu kitap aslında ufak bir sorgulamayla başladı. Yani acaba sonsuz bir gücü olan bu Rab, iblis hakkında menfi bir propaganda yapıp, iblis de her istediğini yapan bir krala isyan eden bir adalet savaşçısı olabilir mi? Felsefesini sorgulamaya çalışıyor. Ama bunu yani yaparken sen de... Sen şeyi mi ayırdın? Üstün nitelikleri olan, mutlak olan bir tanrısal güç bu şekilde yarattığı bir varlıkla böyle tartışmaya girer mi, giremez mi? Buradaki bu tartışmadan anlaşıldığında sanki o tartışmayı yapan diğer tarafta yaratılmış gibi görünüyor. Evet. Şimdi burada bu konuyu nasıl anlayacağız? Benim aslında işte bu konuya bakışım yani kitapçık dediğim kısım da bu konuların benim için küçük noktalarına bu kitapta değinmeye çalıştım. Bir sonraki kitaplarda açabileyim diye. Ve benim gördüğüm aslında 3 tane temel başlık üzerinden konuları anlamaya çalışıyorum. Söyle onları. Bunlardan bir tanesi genel klasik anlayışa göre Allah'ın zamandan ve mekandan münezzeh olması lazım. Yani çünkü bizim net bir sonsuz yaratıcı tasavvurumuz varsa, bir kadir mutlak varsa onu bizim zaman ve mekan içerisine koymamız... Zaman ve mekanın da yaratılmış olmasından mütevellit onun yaratılmış olması anlamına gelir bir açıdan da. Evet. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da işte meleklerle toplantı yapan, iblisle tartışan, Necim Suresi... Allah demiyor ama Rab diyor. Tabii aynen öyle işte zaten... Şimdi Rab geldi, Allah geldi bir de ne var? Biz huve. Var. Huve var. Bir de Hüve var. Hüve var. Biz anlatım tarzı olarak alabilirsin ama Hüve de bu
Üç tane şey, Allah, Rab, Huve. Bunlar nasıl ayıracağız bunları? Benim işte buradaki tam ayrımım şu oldu. Eğer bize anlatılan 14 asırdır gelen ana felsefede bile, hani ana felsefenin kendisinde bile zamandan ve mekandan münezzeh bir Allah anlayışı varsa, Kur'an-ı Kerim'le bağdaşmıyor bu. Çünkü Kur'an'da anlatılan bu varlıkları eğer biz birbirinden ayırmazsak ve farklı bir konuma konumlandırmazsak eğer, sonsuz yaratıcıyı zaten anlayamayacak hale geliyoruz. Bu kavramlardan benim için bir tanesi üst başlık zaman ve mekandı. Zaman ve mekandan münezzeh olması. İki, yaratma fiili. Şimdi yine bizim toplumumuzda böyle yaratma kelimesi kullanıldığında... O kelimenin Arapçasını söyle, hangi fiili? Halık. Yani Halık. Halık yaratır. Halık esması. Bir de bedi var. Bedi, o da eşsiz, yani hiç yoktan, evet, o, yaratma. Bu hangisini karşılıyor? Bedi, Huve'yi mi karşılıyor, Rabbi mi, Allah'ı mı karşılıyor? Halık hangisini karşılıyor? Onları anlat. Şimdi buradaki esas bence ve bu başlıktaki konu şuydu. Yani yaratma fiilini... Yine söylüyorum, genel toplumda biz bunu konuştuğumuzda veya ben mesela bir yerde bir konuştuğumda, ben böyle bir şey yarattım dediğimde, haşa sen yaratamazsın. Evet. Yani yaratma meselesi de sadece sonsuz yaratıcıya bağlandığı için bizim toplumumuzun genel bakış açısında, bu defa yine söylüyorum, Kur'an'daki bu kavramlara da aynı diye baktığımızda, o zaman Rab de bir şeyler yaratıyor. Okuyoruz işte, evet, ben diyor Adem'i topraktan yarattım, Hameyi Mesnun'dan yarattım, Turab'dan yarattım gibi bir takım şeylerle yaratma kelimesini kullanıyor. Onun yerini mesela ben söyleyeyim sana burada. Şeyde Sad suresinde geçiyor. Senin söylediğin, yani Rab üzerinden Halik esmasının kullanılması. Evet. Rab üzerinden Halik esmasının kullanılması da var. Bir de Ceale fiilinin kullanılması var. Bakara suresinde Ceale olarak söylüyor. Yine Adem'le ilgili mevzuda. Burada Sad suresinde Halik söylüyor. Biz bunu mesela Murat'la çok tartıştık. Evet. Burada ne diyelim bakalım şurada. Beşer yaratmaktayım. 71'den sonraki ayetlerde. Şuradan söyleyelim. Şöyle. Kâle Rabbül Melâiketi inni hâlikun beşeren min tînin. Bak. Burada iz kâle Rabbike. Senin Rabbin söyledi ki dil melâike, meleklere, yani melekler meclisinde, inni ben hâlikun, yaratacağım. Bu nasıl yaratma? Bunu anlat. Beşeren min tînin. Beşer diye bir şey yaratacağım. Bu dünyaya ait insan formu olabilir. Min tînin. Tînden yaratacağım bunu. Aynen. Şimdi bu yaratma, Halik nasıl yaratıyor? Burada Rab yapıyor bunu. Rab yapıyor. İşte aslında temel konu da bu. Yani bu yaratma fiilini biz sadece sonsuz yaratıcıya bağlarsak işin içinden çıkamayacağımız nokta bu. Yaratma fiilinde, yani sonsuz yaratmayla bir şeyleri kullanarak yaratma fiili herkes için kullanılabilir. Yani ben de mesela 3-5 tane şeyi bir araya getirip bir araba, bir tren yaratabilirim. Evet. Ve ben yarattım da diyebilirim. Bunda hiçbir beis yok. Evet. Rab de yaratma fiilini kullandığı için, Allah da yaratma fiilini kullandığı için, o yüzden genel müfessirler bunların hepsini tek bir yaratıcı olarak ortaya koymuşlar. Hmm. Ama bir şeylerden bir şeyler yaratabilen her şey sonsuz yaratıcı değil. Rab denilen kavram, Kur'an-ı Kerim'deki diğer sure... Bir de Kur'an'ın, Rabbin manası ne sence? Rab efendi demek, yönetici demek. Aynen. Kur'an'ın zaten diğer taraflarına da baktığımız zaman Rab ile ilgili geçen bir de müfessirlerin yaptığı hatalardan bir tanesi, mesela Rabbi anlatıldığı yerde parantez içip Allah yazıyorlar. Hmm. Ya da hiç Rab geçerken alakasız bir yere Allah yazıyorlar. Hmm. Oralarda da tamamen Rab meselesiyle Allah meselesi birbirine karışmaya başlıyor. Evet. Ama Kur'an'ın bütününe baktığımızda biz Rabbin Sirius takım yıldızda, Sidretül Münteha denilen yerde... Onu nasıl bağlıyorsun? Sirius'a bağlantı yerine? Onu da şuradan bağlayabiliriz. Dini kaynaktan en, var mı? En temel Necim suresinden tamam, bağlayabiliriz. Necim suresinde. Necim ne suresinde orada? Biz neyi görüyoruz? Muhammed peygamberin şeye yükseltilmesi, miraca yükseltilmesi hadisesi var ve Sidretül Münteha'da Rab ile görüşmesi var. Ya baktığımız zaman zaman ayette, ve mekanın içerisinde yerde... Ayette nasıl söylüyor? O Sirius yıldızında Rabbidir. O Şiir anında Rabbidir diyor Necim Rabbidir suresinde. Evet. Şimdi aslında, Rab kelimesi geçti orada. Aynen, şimdi Şiir anının Rabbi ne demek? Yani Şiir ayı, şimdi mesela dünyanın Rabbi dersek biz ne anlamamız lazım? Dünyanın içerisindeki yaşayanların Rabbi. Peki Sirius'un Rabbi diyorsa da demek ki bu Sirius'un içerisinde yaşayan birileri var demek, evet, anlamına yönetiyor gelir. Yönetiyor onları demektir. Ve onları da yönetiyor anlamına gelir. Bakara suresinde de baktığımızda... Aşkın yaratıcı için bunu kullanmış olamaz mı? O zaman zaman ve mekanın içerisinde hapsettiğimiz bir olur, yaratıcı olur. Bir yıldız sistemini yönetiyor olur. Bir yıldız sistemini yönetiyordur. O zaman yaratılmış olur. Yaratılmış olan birinin de sonsuz yaratıcı olabilme ihtimali ortadan kalkar. Evet. O yüzden bizim bu kavramlar bu anlamda birbirinden ayırıyor olmamız, benim hani başlığa koyduğum yaratılış, yaratma fiilini eğer sonsuz yaratıcıdan çıkartıp bizlere de mal edebilirsek, çünkü biz de yarattık diyor topluluk. Rab da yarattık diyor. Allah da yarattım diyor. Ama bu hepsinin yaratmasına baktığımız zaman mutlaka bir şey üzerinden yaratıyor. Mesela
Bakara 29'da Allah diyor, Allah kelimesi geçiyor orada. Yeri yarattı, sonra semaya yöneldi ve onu 7 kat olarak yarattı. Yani sema denilen bir şey yaratılmış ki onu 7 kat gök olarak evet. yaratabiliyor. Dolayısıyla bizim aslında sonsuz yaratıcının haricindeki konumlandırmaya çalıştığımız bir galaktik sistem var. Bir galaktik yönetim yani sistemi var. Buradan bu şeye varıyoruz. Buradan bu sonuca varabiliriz. Evet. Ve bu galaktik sistemin içerisindeki bu yöneticiler... Ne yapıyor bunlar? Evet, ne yapıyorlar? Aslında en temeldeki problemin çıkış yeri de Bakara suresindeki 30. ayetle ancak alıp bu tarafa getirebiliriz. Ona esmayı, talim-i esma diyorlar. İslam literatürüne öyle geçmiş. Talim-i esma. Yani esmayı öğretti, talim ettirdi. Ondan bahset, talim-i esma bölümünde. Şimdi aslında orada da mesela çok enteresan bir sistem görüyorum ben. Orada Allah melekleri topluyor. Bu meleği âlâ denilen varlıkları topluyor. Yine bizim klasik 14 asırdır gelen müfessirlerin ya da genel atalarımızın ortaya koymuş olduğu dine göre baktığımız zaman melekler yemezler, içmezler, uyumazlar, itiraz etmezler, sürekli yani Allah'a kulluk ederler. Melek kavramını öyle öğrenmişiz biz ama burada öyle değil. Burada öyle değil. Evet. Allah, Rab diyor ki, Allah değil, buradaki geçen kelime Rab. Rab meleklere dedi ki ben yeryüzüne bir halife atayacağım. Evet. Cehale dediğiniz gibi orada geçen evet. tabir. Yani diyor ki cahil ben yeryüzüne diyor. Birini atayacağım. Şöyle söylüyor, o ayeti söyleyeyim ben. Burada önümde Kur'an-ı Kerim var. Tabii. Yani şey yapan, merak eden insanlar için burada bulabilirler. Bakara 30. 30. ayet. Ve iskale rabbike, senin Rabbin o zaman dedi ki, lil melaiketi, meleklere şöyle dedi, inni cailun, bak burada cailun dedi, Sad suresinde halukun dedi. İnni cailun, bu getireceğim demektir veya yapacağım, oraya koyacağım manasındadır. Fil erdi, dünyanın içine, yani dünyaya özel bir şey yapacak. Halifeten, halife yapacağım diyor. Evet. O halifeyi anlat, ne demek istiyor? Halife de aslında birinin yerine geçen demek. Yani evet. eğer... Yeryüzünde o zaman birileri mi vardı burada? Demek ki yeryüzünde birileri olması lazım. İnsan onların, hiç yokken. İnsan hiç yokken. Ya da belki de bambaşka insanlıklar var. Bunu nerede söylüyor sence? Bu lafı dünyada mı söylüyor, başka bir gezegen? Bu lafı söylediği yerde aslında baktığımız zaman Sidretül Münteha'nın yerinde Cennetül Meva'dan bahsediliyor. Yani evet. yine Necm suresindeki yani ayetlerde. Dünyanın dışında o zaman. Tabii dünyanın dışında. Yani. Günün sonunda zaten biz dinlere de ne diyoruz? Semavi dinler diyoruz. Ve gökten geliyor bu dinler. Yani bu uzay zamanın içerisindeki bir takım yıldız sistemlerinden gelen emirler, kararlar. Ve orada yani Sidretül Münteha'da, Cennetül Meva'da yapılan bir toplantıdır bu. Ve orada Rab melekler topluluğunu yani yöneticilerini toplayıp karar vermiş. Bir karar vermiş ve bu kararı meclise açıklıyor. Evet. Ve o meclise bu kararı açıkladıktan sonra hani işte eğer melekler itiraz etmeyecek varlıklar gibi düşünseydik olsa biz etmezlerdi. Hemen itiraz geliyor. Ediyorlar. Yani sen diyorlar yeryüzünde kan dökecek. Fitne çıkaracak birini mi yaratacaksın? Evet. Demek ki böyle birilerinin şöyle olduğunu da biliyorlar. Onu da söyleyelim. Etec'alü fiha. Oraya mı yapacaksın, getireceksin? Men yufsidu fiha. Orada fesat çıkartacak bir şey mi yapacaksın orada sen? Evet. Yani bak melekler nasıl itiraz ediyorlar. Bak bu çok acayip bir şey. Şimdi ben mesela yöneticiyim, meclise anlatıyorum. Diyorum ki bak şunu şöyle yapacağız. Onlar da hemen diyorlar ki ya orada zaten karışıklık çıkartacak bu. Evet. Onu mu yapacaksın yani? Bak bu çok şey bir eleştiri. Çok önemli bir eleştiri. Yani melek dediğin kavram bunu yapmaması lazım. Demek ki bunlar da bulundukları yerlerde önemli yönetici pozisyonundaki evet. varlıklar ki mecliste de tartışmaya veya karara etki edebilecek pozisyonları var. Evet. Bakıldığında. Şöyle söylüyor, devam ediyor. Ve yustikü dimmai. Kan dökecek. Yani kan dökerek fesat yapacak. Yani savaş çıkartacak. Evet. Nereden biliyorlar? Demek ki buna benzer bir ırk yaşamış, ırklar yaşamış, evet. varlıklar var bu yeryüzünde yaşamış daha önce. Evet. Ondan sonra devam ediyorlar. Ve nahnu nusebbihu. Seni tesbih ediyoruz biz. Nusebbihu bihamdike. Sana layık olan bir hamd şekliyle seni tesbih ediyoruz. Evet. Ve nukaddisu leke. Seni de kuddüs, tertemiz, dokunulmaz yani üstün olarak görüyoruz. Yani lekelerden arınmış olarak görüyoruz. Ondan sonra da Rabbin cevabı geliyor. Kale inneni eğlemu ma la talemun. İşte ben sizin bilmediğiniz birçok şeyi biliyorum diyor onlara. Demek ki Rabbin de aslında bakın burada çok enteresan bir şey daha var. Yani Rab melekleri yönetiyor, meleği âlâyı yönetiyor ama Rabbin de tabi olduğu bir sistem şu an var orada. Çünkü ben sizin bilmediklerinizi biliyorum derken şöyle bir şey olması lazım ki birazdan ayetlerde göreceğiz onu. Onun da demek ki tabi olduğu bir sistem var ki
onların bilmediği bazı şeyleri o meclisten belki kararı alarak bu uygulamayı yapıyor olacak. Çünkü birazdan mesela Rabbin dedi diyor ama daha sonra biz Adem'e secde edin diye bir kavram gelecek orada. Demek ki Rab'le beraber birileri istiyor Adem'e secde edilmesini. Yani burada şöyle düşünebilir miyiz? Mesela bizim millet meclisinde de var, muhalefet var, iktidar var. İktidarın bir sözcüsü işte şöyle şöyle karar aldık, anayasada şunu yapacağız, kanunlarda evet, bunu yapacağız falan. Orada muhalefetten de karşı çıkışlar var. Aynen öyle. Sonra da bir karar veriliyor. Karar verildikten sonra da hepsine tebliğ ediliyor. Buna uyun diye. Evet. Artık karar alındıktan sonra aynen. Karar alındıktan sonra tebliğ edildikten sonra belki itirazlar geldi ama sonrasında o itirazlarla ilgili şey bitiyor aslında. Yani karar alındıktan sonra mecliste oylama yapılmış diyelim. Artık karar haline gelmiş. Ya yani önceden bir şey bu. Sanki bir kanun teklifi getirmiş. Evet. İtirazlar gelmiş. Sonunda bir tartışmalar sonunda oylama olmuş. Karar verilmiş. Artık hepsi ona uyuyorlar. Aynen öyle. Evet, devam et. Ondan sonra o ayetlerde şunu görüyoruz. O işte ben hani Rabbin tabi olduğu ikinci bir sistem olduğunu oradan çıkarıyorum. Çünkü biz secde edin dedik. Hepsi secde ettiler. Sonra oradan bir istisna çıkıyor. Evet. İlla iblis. İblis secde etmiyor. Şimdi bu secdeden önce o meleklerin itirazına karşı bir Rabbin delil, bir uygulaması var. Evet. Onlara o durumu ispat etmeye çalışıyor. Halbuki senin dediğine göre aşkın bir yaratıcı hiç öyle bir şeye girmez. Yani meleklere siz itiraz ettiniz de bak ben size o kişiyi imtihan edeyim sizinle. Bak ne kadar onun üstün nitelikleri olduğunu göreceksiniz diyerek evet, onu kanıtlamaya çalışmaz değil mi? Kanıtlıyor önce. Ya biz bugün böyle kudretli yöneticilerin almış olduğu kararlara evet, böyle itirazlar ortaya koyup da yapabilen kimse göremiyoruz. Şimdi sonsuz bir yaratıcının, kudreti sonsuz bir yaratıcıya böyle ne bir itiraz olabilir evet, ne de karşısına birisi isyan edip bir de o isyanında diretip savaş çıkartacak yani. Evet, yani böyle bir şey mümkün değil. Kargaşa çıkartacak. Şimdi burada evet bir şey anladık. Yani mecliste bir tartışma olmuş. Sonra bir karara varılmış. Sonra o kararın devamında o kararın uygulanması istenmiş. Ve oradan o meleklerin hepsi ona uyduğu halde bir grup veya bir grubun temsilcisi diyelim. Bunu da iblis olarak anlatıyor. Bu iblis de buna itiraz ediyor. Aynen öyle. İtirazını da sadece itirazı bırakmıyor, devam ettiriyor. Fiili bir uygulamaya geçiyor. Ama evet, enteresan orada mesela bir kavram daha var. Sen niçin secde etmedin? Yoksa sen alilerden mi oldun diye bir kavram daha var orada. Evet. Ya bizim işte bu evrensel... O aliler yani sorumlu değil mi onlar? Bunlara demek ki secde emri verilmemiş. Yani aslında iblise şunu diyor. Ben meleklere secde emri verdim ama alilere vermedim. Demek ki evrensel yönetim sisteminde, evrensel yönetim merkezinde bu işe, bu karara uyması gerekenler melekler. Kaldı ki iblis cinlerden olmasına rağmen meleklik makamına gelmiş birisi. Çünkü Kehf suresinin 50. ayetinde biz iblisin cinlerden olduğunu görüyoruz. Demek ki meleklik denilen şey bir makam ve bu makama gelebilen varlıklar var. O aliler kim o zaman? Aliler de başka başka galaksilerdeki üstün yöneticiler mi? Onlar pek bu dünya işine karışmıyorlar mı? Muhtemelen yani bu ayetlerin şeyinden gördüğümüz o. Evet. Bu aliler denilen yöneticiler de belki Rab gibi. Yani çok o zaman medeniyet var demek. Yüz bin belki milyonlarca belki milyarlarca evet, medeniyet var. Ve bu medeniyetlerin üst düzey Rab gibi yöneticileri var. Ve bu Rablerin Rabbi aslında benim Kur'an-ı Kerim'deki gördüğüm şey de yani Allah kelimesine karşılık gelen kavram da bu Rablerin yani Rabbul Erbab diyor ona İbn Arabi. Rabbul Erbab, Rablerin Rabbi. Rablerin Rabbi. Bir de alemlerin Rabbi evet, kavramı. Aslında benim Allah kelimesine, artık kelime demeyeyim de yani Allah varlığına, hu varlık. Nasıl oluyor? Allah Allah hu arasında da bir ayrım yapman lazım. Oradaki net ayrım da şudur. Allah da bir şeyleri yaratıyor Kur'an-ı Kerim'de ama Allah'la ilgili yaratımların tamamına baktığımızda yine bir sebepler üzerinden yaratan. Halık esması geçiyor. Yine Halık peki, geçiyor. Huve'de ne geçiyor? Huve'de Bedi. Bedi geçiyor. Bedi. Bedi olduğu zaman huve artık Allah'ın isimlendirilemez mutlak varlığını ifade ediyor. Aynen öyle. Yani artık bu iş hani birazcık da felsefik taraftan baktığımızda hani agnostiklerin çok ufak bir söylediği şey var. Onlar şunu diyorlar. Yani biz Tanrı vardır ya da yoktur diyemeyiz. Çünkü Tanrı'nın varlığı da bilinemez. Tanrı'nın yokluğu da bilinemez. Çünkü evet, aşkın bir şeyse eğer bu aşkın bir şey de herhangi bir zaman ve mekanın içerisine giremeyeceği için bunun varlığı ya da yokluğuyla ilgili net bir şey ifade edemeyiz diye bir bakışları var. Belki en son günün sonunda hiçlik diyorlar sizin dediğiniz gibi. Evet, onlar hiçlik olarak anlatıyor ama hiçlikten de hiçbir şey çıkmayacağı için
Yani burada şuna geliyor insanoğlu. Bu mesela İbn Arabi bunu şöyle anlatıyor. Burada çokluk var. Bu çokluğu en fazla neye indirsin? İkiye. Yani buna dualizm deniyor. Yani bir ben varım, bir Allah var, yaratıcı var. Şimdi bunu teke düşürmek için, yani İslamiyet tek tanrı inancı söylediği için. Evet. Bu tek bir yaratıcıya bunu nasıl düşüreceğiz? Bu çokluktan tekliğe geçiş. Vahdetteki kesret gibi bu birazcık. Vahdetteki kesret gibi. Şimdi bu geçiş kesretteki zaten vahdet problem yaratıyor. Bu geçişi agnostiğe de sorsan, ateiste de sorsan burada tıkanıyor. Sen bunun dibine ne koyuyorsun dediğin zaman o hiçlik koyuyorum diyor. Evet. Yani hiçlikten çıktı bütün bu sistem diyor. Ama hiçlikten hiçbir şey çıkamaz. Hiçlikten sen bile çıkamazsın. Hiçbir şey. Hiçliği bana tarif et dediğin zaman tarif de edemezsin. Şimdi hiçlik, yani Tanrı yerine, yani mutlaka dibine bir şey koyman lazım. Tanrı inanan adam bunu Allah yaptı diyor. Tanrı yaptı diyor. Ama ateiste soruyor, agnostiğe soruyorsun. O da diyor ki hiçlik var diyor. İşte burada bir şey koyuyor ama tutarsız bir şey koyuyor. Aynen öyle. Aslında Şura suresinin 11-12. ayetlerinde de enteresan. Aslında şöyle diyor. Kendisini tarif ederken sonsuz yaratıcı hiçbir şey, şey kelimesini kullanabiliyor en fazla. Yani hiçbir şeye benzemiyor. Yani öyle bir şey ki hiçbir tahayyül, hiçbir hayal, hiçbir düşünce noktasının gidebileceği en son evre bile onunla ilgili net bir tarif ortaya koyamıyor. Zaten sonsuz yaratıcının olması gereken en önemli özellik de bu. Budur yani. Tarif edemememiz gerekiyor. Şura suresindeki ayeti de çok tartışmışlar. Orada şaye fiili kullanıyor. Yani şey olarak Allah kendini nasıl nitelendirebilir? Biz herhangi şeye de şey diyoruz. Evet. Allah da kendisi için o ayette şey diyor. Daha doğrusu bu ayetleri bize anlatan biz dediğimiz grup Allah'ın o şekilde tarif olduğunu ediyor. Bize tarif ediyor. Şey olarak tarif ediyor. İşte orada da çok tartışma çıkmış. Ama biz şimdi o kısmına girmeyelim. Dağılır orası. Çok buradan pardon. Konudan devam edelim. Devam edelim hocam. Şimdi burada ne oluyor? Şeytan itiraz etti. İblis itiraz etti. Ve bunu sırf itirazı için mi meclisten kovuldu? Yoksa devam ettirdi mi bunu? Aslında çok ciddi bir şey yapıyor. Bir kere zaten meclisteki o tartışmada iblisin diretmesi söz konusu. Evet. Ben ayetlere bakıyorum mesela Hicr suresinde, Taha suresinde. Bayağı diretiyor konuya. Yani aslında artık bitti diyor. Rab hala diretiyor. Bitti diyor hala diretiyor. Ve bunu belki ortaya koyarken de şimdi iblisin Rabbi bilmesiyle bizim bilmemiz arasında çok fark var. Yani o pratik olarak toplantıya katılmış. Karşısında görüyor. Rabbin gücünü, kuvvetini görüyor. Meleği alayı görüyor. Yıldız sistemlerine hakim. Biz teorik olarak bu kadar şey biliyorken o pratikte bunları yaşayan birisi. Evet. Ya itiraz etme noktasına gelip bir de diretme noktasına neden gelip. Neden itiraz ediyor sence? Burada ne endişesi var? Buradaki bence, yani bence derken ayetlerden çıkan sonuçta eğer bir halef selef meselesi varsa, Adem de yeryüzüne halife tayin ediliyorsa büyük ihtimalle iblisin yönetim sistemi iblisin elinden alınıp Adem denilen bu yeni prototipe veriliyor. Tamam da bu onu yürütebilecek mi? Şimdi iblis orada meleklerin hocası olmuş. Demek ki bunun tür olarak da akıllı başlı, kafası çalışan, her şeye hakim olan, duygularına da belli oranda hakim olan bir kapasitesi var. Şimdi evet. Bu kapasite insanda görmese, değil mi? İnsanda gördüğü için o hakimiyeti onun elinden alabileceğini düşünüyor. Aynen hatta öyle. Bu insan medeniyetini geliştirip teknolojisini günün sonunda zaman meselesi, ama 100.000 sene de geçse fark etmiyor. Kainatta zaman mı yok? Geliştirdi. Buna rakip olur mu? Bunun türüne tehdit olur mu? Onu mu baştan hesaplıyor? En büyük konu odur. Yani evet. Şunu biliyor. Bu yani meleklerin bile bilmediği şeyleri bilen bu varlık. Onun biliyor. İmtihanı oldu zaten. Onun imtihanı oldu. Bir gün günlerin sonunda öyle bir hale gelecek ki galaktik sisteme dahil olabilecek bir potansiyele gelecek. Şu anda peki insanoğlu dahil değil mi? Değil, kesinlikle değil. Ne yapması gerekiyor? Mesela bak şu anda biz insan türü, yani dünyaya ait beşer türü olarak galaktik sisteme dahil olabilecek kapasitede değiliz şu anda. 2023 senesinde. Bayağı ilkel durumda hatta insan olma maalesef. Ne seviyeye gelince dahil olacak bu? Ya buradaki konu aslında hani gökyüzüyle yeryüzü arasında muazzam bir iletişim olmuş ve yıllarca devam etmiş. Hani biz böyle bunları böyle ruhani meseleler gibi düşünüyoruz ama Allah somut şeyler. Allah yani Rab veya bu ekip bir sürü peygamber göndermiş. Evet. Bir sürü kitap göndermiş. Sırf insanları bir rahle-i tedristen geçirip bir yere dahil edelim. Bir yere dahil edebileyim diye elinden gelen her şeyi yapmış ama karşı tarafta da başka bir mekanizma çalışıyor. İblis bozuyor. Ve ekibi. Onların da çok büyük müdahaleleri var yeryüzüne. Evet. Kendine inananlara vahyeden bir iblis var. Ve bunlar da böyle sıradan insanlar değil bu arada. Mesela biz bakıyoruz, iblis tanrı olarak gören bir ekip var. Dünyanın en büyük şirketleri, dünyanın sanat
işte siyaset vesaireye baktığınızda böyle akıllı zeki insanlar bunlar, aptal da değiller. Sanayi, silaha bakın, işte enerji, ticarete bakın, nereye bakarsanız bakın. Nereye bakarsan bak. Ama enteresan, bu kadar zeki adamların da kendilerine Rab olarak iblisi görüyor olmaları da çok enteresan. Acayip o da. Acayip bir olay. Ne, yani bu kadar hayali bir şeyse bu. Yani o kadar da paranız var, kafanızda çalışıyor, her şeyde hakimsiniz. Ne bu yani, hayali bir şeyin peşinden demek ki pratikte bizden çok daha şey biliyorlar. Olayı ve biliyorlar. Enteresan olay işte, bence kilit nokta şudur. İblisin itirazına devam ettikten sonra ortaya koyduğu bir faaliyet var. Adem'e yaptığı bir teklif var. Aslında iblis Adem'e yaptığı o teklifin aynısını bugün bu insanlara yaptığı, o gün Adem'e evet dedirttiği gibi, bugün de o insanlara bunun mümkün dairesinde olabileceğini göstertip evet dedirttiği için o insanlar iblise tanrı olarak, Rab olarak, efendi olarak görüyorlar. Peki o zaman acaba iblisin Adem'e yapmış olduğu teklif nasıl bir teklifti ki? Hele de cennete seni koymuş Allah. Evet. Her şey var, bütün imkanlar elinin altında. Yani yapabileceğin her şeyi yapabilecek durumdasın. Ve seni de halife gibi önemli bir misyonla vazifelendirilmiş. Ve Allah şöyle bir uyarı yapıyor. Şimdi burada çok önemli bir kelime var. Şecere kelimesi. Nerede Allah, geçiyor? Şöyle 35. ayette. Aynen. Allah şunu diyor. Evet. Aman diyor, cennette diyor her şeyi yapın, yiyin, için ama şu şecereye yaklaşmayın. Şimdi bunu işte insanlar genelde bize ne anlatılır? Elma ağacı, yok işte buğday ağacı, yok o. Halbuki akıllı mantıklı düşünen herkes elma yediği için ya da bir buğday yediği için kimse cennetten çıkarılmayacağını bilir. Onlar buğdayı, elmayı nereden bulmuşlar acaba? İşte İsrailiyet kaynaklarında var genelde ha. Öyle şeyler. Halbuki biri uydurmuş. Sıçırmak için yani. Yani zaten İsrail kaynaklarında yazarlar şaşırtmak için. Yazmışlardır ve maalesef bizim dinimiz biraz daha nakil dini olduğu için. Bak şöyle söylüyor. Ben sana ayetin şeyini tabii söyleyeyim. Buradan devam et. Velâ takrabu. Velâ takraba. Ne demek bu? Akraba olma. Akraba olma. La takraba dediği zaman akraba olma. Açık değil mi yani? Çok net yani. Şimdi burada ne diyor? Hazihi şecerete. Ta şuradaki ağaca. Ağaç mı bu? Yani, ne bu? Nasıl bir şey? Yani şimdi buradaki aslında bu şecere meselesini bir tık geriden şöyle ele alabiliriz. Hicr suresinde Allah iblisi huzurundan kovarken diyor ki lanetlenerek kovuldun diyor. Şimdi lanetlenen birisi var. Lanetlenen bir soy var yani. İblis soyu lanetlenerek huzurdan kovuldu. Evet. Ve biz İsra suresi 60. ayete baktığımızda aynen şöyle bir şey geçiyor. O lanetlenmiş şecereyi evet, bütün insanlık için imtihan aracı kıldım diyor Allah. Şimdi o zaman ağaçsa bu. Bir ağacı mı lanetledi Allah? İşte hiç alakası yok. Uzaklaştırılan, lanetlenerek uzaklaştırılan kimdi? Allah kimi kovuyor huzurundan? Lanetlenerek seni kovdum dediği bir iblis var ve soyu var. Evet. İblis ve soyunu lanetleyerek kovdu. Bir şecere oluştu, bir soy oluştu yani. Evet. Ve Allah aynı soyu diyor ki bütün insanlığa Kur'an'da lanetlenen şecereyi, yani Kur'an'da soyu, lanetlenen soyu, nerede o? Burada lanetlenmiş. O soy diyor senin için değil, bütün insanlık için imtihan aracı olacak diyor. Demek ki bu şecere bir soy. Adem'in yaklaşmaması gereken o zaman bu şecerede akraba olma dediği zaman bu o zaman şu oluyor. Nasıl akraba olacak? Cinsel ilişkide. Çocukları olacak. Çocuklar olacak. Yani ürüyecekler. O zaman bu iblisin orada var olan soyundan devamı insan diyelim onları da veya insan formunda yaratıklar. Aynen. İnsanla yani dünya insanı, beşer dediğimiz o insanla da dünya için orada oluşturmuş olan insanla da bunlar akraba olup bir soy üretebiliyorsa bunların genetik yapısı birbirine uygun demektir. Evet, bir münasebet var ve bir çünkü soy oluşuyorsa. Yasak geldiğine göre. Aynen. Yasak geldi, genetik yapınız uygun, buradan çocukları olmasın diyor. Neden bunu söylüyor? İki tane soyu neden karışmasını istemiyor? Yani Rab o zaman karar veren o meclis böyle bir karar vermiş. Demek ki galaktik sisteminde kendi anayasaları var. Yani evet, biz bu evrensel sisteme bakıyorsak nasıl dünyada bizim uymamız gereken kurallar, yasalar varsa evrensel sistemde farklı türlerin kendi aralarında üremesiyle ilgili handikap var. Fakat benim orada gördüğüm çok ilginç bir şey var. Empati yapabilmek de çok önemli. Ben bazen oturuyorum, yani iblisin yerine kendimi koyuyorum. Ya meleklerin hocası olmuşsun, Rab'le toplantılara katılıyorsun. Ya muazzam bir bilgi birikimin var pratik olarak ve bir anda Allah seni huzurdan kovuyor. Yalnız başına kalıyorsun, bütün yetkilerin neredeyse elinden alınıyor. Yani üzüntülü, şaşkın, belki öfkeli, belki kızgın. Ya bu duyguların tamamını yaşayan bir varlık var karşımızda. Şimdi bu soyların ayrı ayrı kendini devam ettirmesi kararını nereye bağlıyorsun? Tam şuraya bağlayacağım.
İblis huzurdan kovulduktan sonra iki tehditle karşı karşıya kalıyor. Bir, diyor ki İblis, ben bunları diyor emrim altına alacağım. Yani senin bu yarattığın prototipin bu işi yapamayacağını, sana haklı olduğumu göstereceğim. Çünkü evet. İblis haksız bir felsefeyle kovulduğunu düşünüyor. İkincisi, kendi bakış açısı. Kendi bakış açısına göre ikinci tehdit de şu. Allah her halükarda diyor ki Rab, seni ve sana inananları cehenneme atacağım diyor. Yani sen ister buradan onları saptır, ister onu yap, ister bunu yap. Ben seni günün sonunda cehenneme atacağım diyor. Neden? Çünkü sen bu sistemi bozuyorsun. Evet. İşte iblisin bu strateji karşısına bence koymuş olduğu bir yeni stratejidir bu. Yani satrancın bir hamlesi gibidir bu. İblis de bakıyor ki madem beni günün sonunda cehenneme atacak bir Rab sistemi var. Ben o zaman öyle bir soy yaratmalıyım ki bu soy yeni benden türeyen. Çünkü hem sizin de bahsettiğiniz o büyük kardeş küçük kardeşliği hakkını da elde edebileceği yeni bir soy yaratıp o soyu da soykırıma uğratamayacağını bildiği için Rabbin o soyu dünyada belli bir kıvama getirip oradan Sirius sistemini ele geçirebileceği bir faaliyeti ancak bu iki soyun birleşiminden yapacağını ya düşündüğü bir stratejidir bu. Ben anlamaya çalışayım senin söylediklerini. Şimdi mesela karar verildi, soylar ayrı ayrı olacak. İblis de bu kararı bozmak istiyor. Aynen. Araya giriyor, bir tane melez üretmeye çalışıyor. Evet. Şimdi bu melezi ürettiği zaman bu galaktik sistemin yöneticileri, ya bu melez çıktı da bizim planımıza göre olmaması lazımdı. Biz bu melezleri yok edelim dediği zaman yok edemiyorlar mı? Ya normalde edebilirler ya. Böyle bir kuvvetleri var. Ya muhtemelen şöyle düşünüyorum ben. Bir soykırım bu sefer haksız olacak. Yani kendisi de Rab... İblis diyecek mi? Bunlar benim çocuklarım. Evet. Siz bana soykırım yapıyorsunuz. Der. Bu defa Rabbi de haksız peki, konuma getirir. Peki o Rabbi haksız duruma, onun haklı zeminini yok etmeye o zaman bir sürü galaktik sistem buraya iblisi haklı görecek. Görür. Aynen evet. Öyle. Ve bu defa Rab kendi konumunu sarsıcı bir faaliyet ortaya koymuş olur. Pozisyon sarsılınca. Pozisyon sarsılınca bu melezi yok edemiyor o zaman. Edemiyor. Ve bu sefer onun karşılığında ne yapıyor? Demek ki bunlar bir de cennette oluyor bu hadiseler. Evet. Ve ondan sonra hepiniz düşman olarak birbirinize inin aşağıya. Dünyaya inin diyor. Yani melezinle insanoğlu beraber insin. Şimdi burada sistem değişiyor. Dünyaya inmeden önce soylar karışmasın. Fakat dünyaya indiği zaman homojen olun. Yani bu melezle insan ırkı karışsın. Bunu evet. Dünyadaki faaliyetlerde görüyoruz. Bunu Yusuf suresinde ben anlatıyorum. Başka şeylerde anlatıyorum. Habil Kabil meselesindeki çatışma zaten evet. Buradan çıkıyor. Aynen öyle. Şimdi burada bunu anlamıyor birçok kişi. Madem soylar karışmasın dediniz o zaman dünyada da karışmaması lazım. Hayır, dünyada sistem tam tersine döndü. Çünkü iblis müdahale etti. Yeni bir şey oluşturdu. O yeni bir şey homojen hale gelsin. Bunlar gene dünya insanı olarak biraz fazla genleri olanlar da diğerler karışsın. Bunlar böyle homojen olsun. Ama iblis ne yapıyor orada? Bu sefer diyor ki hayır karışmayacaksınız. Siz benim soyumdansınız. Siz onlara karışmayacaksınız. Siz benim dediklerime göre gideceksiniz. O zaman ne oldu? Çok enteresan bir şey oluyor aslında dünyada. Bu iş dünyaya indikten sonra. Bu melez soyu, yani bakıyoruz o peygamberlerin hayatlarına da ya da gelen yapılan göksel müdahalelere de bakıyoruz. Aslında hem iblis tarafı hem de Rabbin tarafı bu melez soyu kendi yanına çekebilmeyle ilgili bir mücadele veriyor. Burada da kafalar karışıyor. Madem işte böyle olduysa niye her iki tarafta bunu müdahale ediyor, destekliyor? Evet. İki taraf da destekliyor. İki taraf da destekliyor. Yani peygamberler bile o soydan geliyor. Evet. Yani Nuh'tan sonra bakıyoruz. Yani Nuh'un doğumu da öyledir. Yani evet. Göksel geni taşıyor. Ondan sonra gelen peygamberlerde de bunu görüyoruz. Ve o saf... Örnek ver orada Hazreti İbrahim'in. İbrahim'in oğlu İshak. İşte evet. İsmail. Çocuğu olmazken. Bir anda geliyor Sara'dan çocuk oluyor. Hatta işte Tevrat'ta biraz daha farklı anlatıyor. Yani Sara'nın bir... Kim yapıyor orada? Melekler geliyor. Melekler geliyor bir operasyon yapıyorlar yani. Çok yaşlı ikisi de. Ve o soy tekrar devam ediyor. Evet. Öbür taraftan bakıyoruz işte Yakup'un çocuklarında işte Yusuf daha saf soy. Öbür taraftan işte alıp götürelim diğer peygamberlere bakalım. Hep böyle çocuklarını Zekeriya var. İsa'nın babasız dünyaya gelmesi var. Ve soyun da anneden devam ettiğini düşündüğümüz zaman Yahudiler açısından baktığımızda evet. O soyun devamı için muazzam bir faaliyet var. Ama öbür taraftan da iblis bu soydan gelenleri kendine bağlamış ve gerçekten de bunların enteresan bir zekaları, bir kabiliyetleri, bir istatları var. Baktığımız... Ne var, insandan üstün mü bunlar? Normal. Yani gen, bu iki genin belki karışmasından ortaya çıkan bir enteresan zekaları olabilir. Çünkü nasıl bakıyoruz. Nasıl zeka? Şeytani mi? Yani biraz üç kağıdı daha mı? Nereye kanalize edilirse oraya gider diyeceğim ama manipülasyona ve insanları aldatmaya ve
çabuk şekilde büyümeye müsaitler. Yani dediğim gibi bakıyoruz, bugün ticaretin en üstünde bunlar var. Sanatın en üstünde bunlar var. Medyanın en üstünde bu adamları görüyoruz. Dolayısıyla da demek ki bunların insanları... Ama bugün de tarihsel süreçte de var mı? Yani mesela eski Roma İmparatorluğu zamanında Hazar Türkleri, Osmanlı'yı al, Selçuklu'yu al. Bunlar hep yönetici olmuşlar. Evet. Doktorlar, alimler, hepsi mimarlar falan bunlardan çıkıyor. Ya fikir adamları. Belki bir devletleri oluşmamış gibi görünmüş belli tarihi evet. sürece göre baktığımızda. Ama adamlar bakmışlar ki yani parayı yönettikten sonra devletleri sahip. Yönetmenin ya da yönetici atamak çok kolay yani. Evet. Basit, onları çözmüşler. Ve sistem ta o günlerden bugünlere kadar şiddetli bir şekilde gelmiş. Evet. Belki de biz bu işin yansımalarını yani en sert dönemlerini de bu dönemlerde görüyoruz. Şimdi ben aslında şeyi de toparlamak istiyorum. Toparla. Şöyle toparlamak istiyorum. Bir taraftan şunu gördük. Evet, Rab diye bir yönetim sistemi var. Sidretül Münteha denilen Sirius sisteminde Şiran'ın Rabbi olan, yani dediğim gibi dünyanın Rabbi dersek birine, dünyanın içindekilerin Rabbi, Şiran'ın Rabbi diyorsa da tutup bir yıldızın Rabbim diye bir şey yazacak hali yok. Demek ki orada yaşayanların Rabbi olan bir Rab var karşımızda. Bu Rab ve ekibi bu sistemin yöneticileri. Rab ve ekibinin üstünde Aliler denilen başka bir evrensel sistem yöneticileri var. Onların üstünde alemlerin Rabbi denilen ve alemlerin Rabbinin geçtiği yerlerde de genelde Allah kelimesi çok kullanılıyor. Fatiha suresi de aslında bu işin en kilit noktalarından bir tanesidir. Tamam. Yani iş belki de en, zaten Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim şey böyle fihristi gibi. Yani geliyor Cebrail okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yani bu birinin sözünü okuyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye geldi. Ve okuyor yine birinin sözünü nakletmeye devam ediyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Evet. Şimdi alemlerin Rabbi Allah'a diye bir kavram koydu. Bu Cebrail bu misyonu bir yerlerden almış. Ve bakıyoruz, mesela ben buradan hemen bir misyonun nasıl olduğunu anlatmak için bir tane ayet okuyayım. Şimdi Nas suresinde çok enteresan. Sana kitabı ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik. Bir toplu bir ekip birileri bunu indiriyor. Ve diyor ki, çok enteresan, Allah'a and olsun. Şimdi Allah'a and olsun diye Allah eğer bu Kur'an-ı Kerim kendi gönderiyorsa kendi kendine yemin ederek mi kitap gönderiyor? Bir, çok enteresan. Kavrama. Hemen ne diyor biliyor musun? Bir şey, üçüncü şahıs. Çok ilginç. Allah'a and olsun. Senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Evet. Şimdi bir ekip yemin ediyor Allah'a. Allah adına yemin ederek diyor ki biz denilen bu mekanizma. Biz ne diyor? Senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Demek ki peygamber gönderen bir misyon var. Bu misyona görevi veren bir Allah var. Yani bu bir sürü ayet var bununla ilgili. Şimdi bunu sen şöyle gireyim ben araya. Şira yıldız sisteminde oluyor bu işler diyorsun. Bu işler Sirius sisteminin içerisinde olan, yani bizim dünyaya ve bu galaktik sisteme bakan boyutları burada. Ama Şira yıldız sisteminde şöyle bir şey var. Bir tane beyaz yüce yıldız var. Bir tane büyük yıldız var. Üçüncüsü olduğu da söyleniyor da. Bu beyaz yücenin durumu şöyle. Bunu bakıyorlar, daha önce bu normal yıldızmış. Evet. Beyaz yüceler nasıl oluyor? Genişliyor. Bizim güneş de beyaz yüce olacak. Zaman içerisinde genişliyor ve şeylerini atıyor. Ama gezegenler varsa o yıldız sisteminde onları da dışarıya püskürtür. Yani iter. Evet. O manyetik gücüyle falan iter. Yani şeyler, gezegenler ya içinde kalacak, kavrulacak, yok olacak ya da dışarıya itecek onları. Şimdi bu ne zaman olmuş? 250 milyon sene önce. Bak 250, burası mesela benim çok kafamı kurcalamıştı. 250 milyon sene önce olan bir olay. Yani o zaman 250 milyon sene önce burada canlılık varmış. Peki o zaman bunun bir gezegeni dışarıya fırlamış da olabilir. Orada da canlılık devam ediyor da olabilir. Aynen öyle. Şimdi o zaman o konularda varsa araştırman, bunu nasıl bağlayacağız birbirine? Bunu ancak şuraya bağlayabiliyoruz. İşte bu da bu defa da karşımıza işte Marduk. Ha. Yani işte Zekeriya. Nerede geçiyor Marduk? Bu Zekeriya Sicci'nin ortaya koymuş olduğu Sümer tabletlerinde karşımıza çıkan bir Marduk. Nibiru. Nibiru. İşte Planet X belki modern adıyla. Yani bu oradaki sistemden kopup Güneş sistemine de girmiş. Hem o sistemde hem bu sistemde gezen bir gezegen mi? Sence? Öyle bir gezegen gibi duruyor. Çünkü anlatımlar öyle. Evet. Yani Yusuf suresine de baktığımız zaman mesela hani 11 gezegen, ay ve güneşin, ama Yusuf peygamberin sonra başka bir yere gitmesi var. Biraz da ona atıf da vardır orada. Yani
o gezegenler orada kalmış da o gezegen biraz daha uç noktada geziyor gibi. Biz bunu Sümer tabletlerinde de öyle anlatıldığını görüyoruz zaten. Zekeriya Sitchin öyle anlatmış. 3600 yıllık bir döngüsü olan 1800 yılı işte Sirius tarafında geçen 1800 yılı bizim güneş sistemimizde seyahat eden bir gezegenden bahsediliyor. İşte yani bunlara buranın, da Anunnakiler deniyor aslında. Buranın Anunnakiler şeyleri. Anunnakiler o zaman iki ayrı grup mu oluyor? Resmen iki ayrı grup olmuşlar. İşte bir iblis taraftarları diye bir kavram çıkıyor karşımıza. Bir de bizim Rab dediğimiz bunların o yönetici. Temel ayrımı konusunda ne söyleyeceksin? Mesela kainatı yorumlama konusunda mı? Bunlar çatışıyorlar. Yani kainatı birisi diyor bir yaratıcı yaptı. Huve dediğimiz yaratıcı yaptı. Evet. Ve onun şöyle şöyle kuralları var. İblis de diyor ki yok öyle bir şey yok. Ben de diyor araştırıyorum. Bana göre de şimdi kuralsız ben kendi kurallarımı koyacağım. Siz de zaten öyle zannettiniz falan. Bu şekilde mi ayrılıyor? Biz aslında nasıl dünyada bir imtihana tabi tutuluyorsak. Evet. Bizler bu dünyada yaratılış gayemizi ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum sorularını arıyorsak. Tamam belki Rab sistemi veya başka yıldız galaktik sistemlerdeki varlıklar daha üst teknolojilerde ve daha üst medeniyetlerde olabilirler ve öyledirler de. Seyahatler yapıyorlardır gezegenler arası, boyutlar arası ve mutlaka onlar da imtihana tabi tutulan ve gerçekten bir arayış içerisinde olan bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistemin içerisinde de şimdi iblis mesela sen kafirlerden mi oldun derken demek ki iblisinden önce de bu kafirler denilen bir zümre var. Yani kabul etmeyen bir zümre var. Kabul etmeyen galaktik bir zümre daha var. Neyi kabul etmiyor bunlar? Bir yaratıcı tarafından bu sistemin yapıldığını kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar. Onlar ne? Derdi ne onların? Yani ne diyor onlar? Onlar şunu diyor. Biz bu sistemin tamamının yönetimi ele geçireceğiz ve kendi istediğimiz gibi. Ya bu sistem böyle vardı zaten ezelden beri. Burada kainat modellerine gireceğiz. Evet bu sefer işte açılır kapanır evren mi var? Heh. İşte 3 tane evren modeli var aslında karşımızda. 4 tane var. Veya bir tane 4. daha onu evet, diyebiliriz. Sen de söylüyorsun ben de söylüyorum. Söyle bir tanesini. Yani bunlardan bir tanesinin başı var. Sonu var. Bir tanesi başı, hiç başı yok, sonu yok. Bir tanesinin başı yok, sonu yok. Ezeli. Evet. Aslında bu biraz şeyde de var. Bu Heraklitos ile Parmenides diye iki tane felsefeci var. Evet. Hep bunların tartışmaları da gündem olmuştur. Olmuş. O Heraklitos şey der işte. Başı var, sonu var. Biziz, biz değiliz. Her şey değişime uğruyor falan der. Öbürü de hayır der. Sonsuz her şey var. Tamam. Hatta onlar sonsuz kainatı olan, yaratıcı. Sonsuz olan o zaman iblis savunuyor bunu. O iblis savunuyor. Parmenides felsefesidir o işte. O diyor ki sonsuz yani her şey. Başı da yok, sonu da başı yok. Başı da yok, sonu da yok. Öbür taraf Heraklitosçular onu savunuyorlar. Ama biz Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlere baktığımızda ne çıkıyor orada? Yani orada mesela şeyler var. Bu gökle yer değişip yeni gökler ve yerler koyacağız. Öyle ayetler vardı. Onları not almamış olabilirim. İbrahim suresinde vardı yanlış hatırlamıyorsam bir tane. Yalnız orada başka bir tane daha var. Ben bulmuştum mesela onu. Hud suresinde vardı. Hud suresi çok acayip orada. Cennet ve cehennem yer ve gök, yer ve gök durdukça duracak diyor. İşte orası çok acayip. Hud 107-108. O zaman cennet cehennem bu kainatın içinde bir bölge evet. gibi. Evet yani bakıldığı zaman öyle çünkü aynen ayet öyle diyor. Yani bu yer ve gök kaldığı müddetçe cennet ve cehennem kalacak. Hud 107-108. Rabbinin istediği süre müstesna orada kayıt da koymuş. Ve hatta orada değiştirebilir de diyor. Yani işte evet. kıyametin zamanını, gidişatını vesaireyi Allah değiştirebilir gibi bir kavram da var orada. O zaman tam karşımıza hani onu siz de bahsediyorsunuz ben de o ayetlerden onu görüyorum. Tam böyle evren kapanacakken tekrar yeniden açılıyor. Açılıyor ve ne oluyor kapanmasına engel ne o orada? Buradaki bir şey olması lazım. Ya bu kara delik ve ak delikler meselesine kadar gideceğiz demek kalan ki. Kalan bir şey var. Bir enerji. Tamamı kapanmıyor. Evet bir enerji kalıyor ya da bir şey kalıyor ki oradan hani belki de işte o büyük patlamadan bir şey çıktı falan gibi anlatılan yani ben Big Bang meselesine hiç girmeyeceğim ona çok inanmıyorum. Ama orada sıkıştırılmış bir çekirdekten, ben ona çekirdek diyebiliyorum. Yani kainatın da zaten kendi kendini geliştirebilen, öğrenebilen ve yenileyebilen bir modelin olduğunu düşünüyorum. Ben otodidaktik evren modeline inanıyorum. O ne demek otodidaktik? Onu bir yani aç bakalım. Yani evren kendi kendine, aynen süper bir zeka gibi, yapay bir zekanın kendini geliştirmesi gibi, öğrenebilen, düşünebilen bir mekanizma. Çünkü Allah'ın biz gökle, yerle konuşmalarına şahit oluyoruz. Göğü yarattı, yeri yarattı, sonra ikisini çağırdı. İster isteyerek gelin, ister istemeyerek gelin. İkisi de isteyerek geldiler diyor. Yani gökle yerle konuşan ya da bu emaneti dağlara, göklere teklif ettim. Onlar kabul etmediler. Yani bunlar demek ki düşünebilen şöyle enteresan ama, bir pozisyon var orada. Büyük patlamada diyelim bu bildiğimiz kainatı yani somut kainatı. Büyük patlama açıldı. Sen inanmıyorum diyorsun ama bilinen bilgiye göre ben söyleyeyim. Şimdi büyük patlamada her şey bu işin zemininde bir bilgisayar programı gibi belliydi de evren o belli yolları takip ederek mi gidiyor? Yoksa burada hiçbir şey belli değil. Evren kendi kendisini öğrenerek mi gidiyor? Ben tam şöyle düşünüyorum. Bir
herhangi bir meyvenin çekirdeğine, o çekirdeğin var içerisinde içinde. Bütün fihristi var. Evet. Aynen bu evrenin o çekirdeğine bütün fihristi yerleştirilmiş. Ama ve o zaman öğrenmiyor. Yani bilineni yapıyor demektir. Ya şöyle kendini güncelliyor. Zamanla mesela. Çünkü ya, genişlemesi de... O toprağa göre, o havaya göre mi ayarlıyor kendini? Aynen öyle. Şöyle ki oluyor. Mesela ben şöyle düşünüyorum. Mesela biz bugün diyelim ki işte yer çekimi var diyoruz. Gerçekten de evren o güne kadar yer çekimi sistemiyle hareket ederken evren genişleyip her genişlemesinde yeni bir hafıza eklediği için kendisine o çekirdeğindeki çünkü dalları oluşuyor önce sonra meyvesi oluyor sonra bir tediricilik var ya. Evet. O tediricilikte bakıyor ki evren ya bu yer çekimi çok efektif değil ben göğün itim kuvvetini kullanmaya başlayayım artık deyip gök itimi ortaya çıkıyor. Aslında bizim metafizik dediğimiz her şey de fizik boyutuna daha sonra girdiği için biz onları metafizik demeye başlıyoruz. Halbuki hiçbir şey metafizik değil. Sadece bizim fizik alanımıza, bizim fizik tanımımıza girmediği için biz onları metafizik gök olarak değerlendirmeye başlıyoruz. Gök itimini oluşturan şey ne? Gök itimi nasıl oluşuyor? Ya bu bilmiyorum yani evren onu artık hangi sistemle gerçekleştiriyor veya ne yapıyor bilmiyorum. Veya ölçüsü var mı? O onunla ilgili net spesifik bir bilgi mi? Mesela galaksileri gözlemliyorlar. Çok sınırdaki galaksiler, mesela diyelim ki 13,5 milyar yıl sınırında veya daha ileride de olabiliyor. Evrenin yaşı 13,5 milyar yıl ama kainatın genişliği fazla olduğu için mesela diyelim ki 40 milyar yıl uzakta bir galaksi var. Onu gözlemliyorsun, ışık hızından daha hızlı ayrılıyor, bizden evet. Uzaklaşıyor. Şimdi burada bir ölçü var mı acaba? Bu senin gök itimi dediğin şey büyük patlamayla dışarıya sıçrama olabilir. Bu sıçramanın bir ölçüsü var mı? Bu sıçrama bu yer çekimini oluşturuyorsa o zaman biz bunu normal hayatta nasıl hissetmiyoruz? Yani şimdi bu kalemi atınca bu kaleme etkiliyor ama beni burada dururken yere yapıştırmıyor. Evet. O nasıl oluyor? Ya bu evrenin herhalde şu dört tane temel kuvvetini bir araya getirip her şeyin teorisini bulmaya çalışan Einstein'ın öyle bir teorisi evet. Var. İşte evrendeki o kütle çekim kuvveti, zayıf çekim, işte elektromanyetik çekim kuvveti vesaire. Belki bu kuvvetlerin birbirini dengelemesiyle ilgili oluşan bir sistem olabilir. Yani o konuyla ilgili dediğim gibi çok spesifik net bir bilgim yok ama benim genel evrenin işleyişiyle ilgili ana felsefem buraya doğru gitti. Yani evren aynen bir süper zekanın kendini geliştirmesi gibi. Mutlaka çekirdeğinde hepsi vardı. Fakat evren genişledikçe bu bilgiler açığa çıkmaya başladığı için. Çünkü insan da mesela dünyaya geldiğinde unutarak geliyor. Halbuki biz Rabb'e söz verdik. Sen benim Rabbim misin? Evet. Rabbiniz dedik. Fakat unuttuk bunu. Dünyaya geldiğinde nasıl unutuyorsa evren de belki açıldıkça, büyüdükçe, genişledikçe ve öğrendikçe, verileri toplayıp öğrendikçe kendini güncelleyip, update edip yeni kanunlar, dediğim gibi şu an metafiziğin içerisinde olan yeni kanunlar fizik boyutunun içerisine muhtemelen koyuyor diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi o yer çekimi var mıdır yok mudur bu konuda tartışılıyor ama burada yerine getirilen şey eğer tutarlı olmazsa onu baz alıp da onun üzerine teori yapamayız. Gök itimi dediğimiz şeyin ölçüsünü bilmemiz lazım. Mesela yer çekiminde graviton denilen bir parçacık var. Bu da kuvvet alanları teorisi içerisinde var. Ama gök itimi denilen parçacık var mıdır yok mudur burası belli değil. Tabii hiç şu an öyle bir bu şöyle bir şey olabilir. Gök itimi de olabilir ama şu anda bizim galaksi içinde geçerli mi değil mi? Mesela gök itimini şöyle söyleyenler var. Kara delikler çekiyor. Evreni dengeliyor. Mesela uçurtma uçuran bir çocuğun ipini tutması gibi düşün. Evet. Buradan bir güç itiyor ve çocuk da tutuyor. O tuttuğu şey, o kara delik onu çekiyor. Buradan da iten ayrı bir kuvvet var. Buna da mesela, bunu o teorinin içerisine alabilirler. Kuvvet alanları teorisinin içerisine. Buna da levitasyon kuvveti deniyor. Bu levitasyon kuvvetinin bir parçacığı var mıdır yok mudur belli değil. Evet. Ama gravitasyon var. Yani bunlar zımni parçacıklar. Matematiksel olarak ölçülmüş. Daha bunlar test edilip parçacığı laboratuvarda görülmemiş şeyler. Evet test edilmemiş. Zaten yani onun doğrusu için birleşmiyor. Aynen. Neyse bu konuyu fazla şey yapmayalım. Yani sen diyorsun böyle bir şey olabilir. Aynen öyle. Evet. Ya bütün aslında hani peki ya bunların bize pratik olarak bir faydası var mı yok mu? Bunu ben, anladık ne olacak? Ya ne olacak yani şimdi şunu diyebilir insanlar. Ben de diyorum kendi kendime yani ben zaten Allah'a dua ediyorum. Ha Rab, ha o. Onu bilsem ne olur, bilmesem ne olur, bu tarafı bilsem ne olur, bir tarafı bilmesem ne olur. Fakat işte karşımızda ama bizim... Ama senin inancın. Evet. Şimdi ineğe tapan Hindistan'daki adam da diyecek ki ya o beni ilgilendirmez ki. Aynen. Yani bu gerçeği açıklamıyor. İnanç sistemi açısından baktığımızda zaten hiçbir şey açıklayamıyoruz. Ben inanıyorum bitti yani. O kadar. O kadar. İnanıyorsan inan. İnanıyorsan başkası da ona inanmaz. Ama bilimsel kanıtlarla bu
Kur'an-ı Kerim bize yol gösterir. Aynen. Yani bunun bilimsel yönünü de bulup ortaya koyunca tamam dersin, bu bilgi bununla örtüşüyor değil mi? Evet, aynen öyle. Aslında temelde en azından hani Rab, o, Allah ve biz kavramlarına yeni bir bakışla Adem'in yaratılışı, yasak şecere ve bize sürekli düşmanlık besleyen bir iblis mekanizmasını biliyor olmak şu açıdan bence çok değerli. Yani bu bilginin bize pratik faydasının şu olduğunu düşünüyorum. Çünkü iblis, yani daha doğrusu eski zamanlarda işte Nuh tufanına bakıyoruz, öncesine bakıyoruz. Bunlar gelmişler, insanlara tanrıyız diye inandırmışlar ve kendilerini köle etmişler. Bu tehlike hala var. Yani iblis ve ekibi gelip bütün insanlar zaten şu an köleleştirilmiş ama spesifik olarak gökyüzünden gelip ben sizin tanrınızın deyip gerçekten bunu inandırıp, ikna edip, kabul ettirtip bizi kendisine köle edebilme gibi büyük bir potansiyel tehlike olacak var. Olacak mı öyle bir şey? Bu ayetlere baktığımız zaman yine Yecüc Mecüc hadisesine gökyüzünden bir boyut kapısının yarılıp bunların, bu tayfanın dünyaya saldıracağı ortada belli. Ve insanları köleleştireceği de belli. Ya da Deccali sisteme baktığımız zaman Deccali zaten tanrı olarak görecek olan bir mekanizmadan da bahsediyoruz. Aslında onlar o Yecüc Mecüc'ün gelmesini burada zemin mi hazırlıyorlar onlar gelmeden önce? Tam olarak budur. Yani oradan almış oldukları vahiy, oradan almış oldukları ilham, oradan almış oldukları bilgi, onlar gelinceye kadar, yani o set ya da redim delininceye kadar öyle bir hale gelmesi lazım ki bu dünyanın, onlar geldiğinde bu işi hazır, kökten biz bu işi halledelim, rahat rahat gelelim diyebilecekleri hale gelmesi lazım dünyanın. Sistem budur ama insanlık tarafının da en azından bunu görüp, ya biz Kur'an'da böyle bir sistem anlatılıyor, evrende böyle tehlikeler var, bunlar böyle ütopik hadiseler değil, bunların hepsi böyle metafizik soyut varlıklar da değil, bu cinler dediğimiz varlıklar. Hikaye de değil. Hikaye de değil. Kur'an-ı Kerim bunları anlatmış. Ya Kur'an-ı Kerim hikaye anlatıyor? Mitolojilerde de var. Mitolojilerde zaten zebil gibi var. Hadi her şeye geçtik. Kur'an böyle anlatmış. Mısır'da var, Sümer kayıtlarında var. Var. Şimdi bu taraftan işte insanlığın bence bakması gereken net şey şudur. Yani bizi bekleyen büyük bir tehlike var insanlık olarak. O zaman insanların İnsanlık ortak paydasında savaşları bitirebileceği, kan dökülmesini ortadan kaldırabileceği ve kendilerini galaktik sistemin bir bireyi, bir ferdi ve bir sistemin parçası haline getirebilecekleri çok önemli bir mesuliyetin üzerlerinde olduğunu ama hissetmesi lazım. İki tane yol var. Şimdi şeytandan vahiy alıyor, onun bir stratejisi var. Sen de diyorsun ki bunun karşısında Rabbin de bize gönderdiği bilgiler var. Şimdi biz hangisine uyacağız? Rab diyor ki şöyle yapmayın, böyle yapmayın, hayatınızdan şunları çıkartın, böyle davranırsanız bu evet, sizin için daha iyi, insanlık olarak galaktik sisteme ulaşırsınız. Şeytan da öyle demiyor. Şeytan da başka türlü söylüyor. Evet, işte. Şeytan tutanlar da diyorlar ki ya o haklı. O strateji öyle değil ki. Bizimki daha güzel. Aynen. Bizimkinden gidelim. Yani galaktik sisteme bizimkinden adapte olalım. Hangisine uyacağız? İşte burada artık insanların şu analizi yapıyor olması lazım. Yani ben analizimi yaptığımda kendimi, eğer bu anlatılanlar, bu ahlak sistemi, çünkü Kur'an'da anlatılan muazzam bir ahlak sistemi var. Bir adalet sistemi var, bir iyilik sistemi var. Ben de Kur'an'ın bu felsefesine tercih ettiğim için şunu diyorum. Ya evet, burada bir sistem var, burada bir sistem var. Bu sisteme inanan dünyadaki insanlara baktığım zaman hiç de yatsınamayacak insanlar, hiç de böyle hafife alamayacak insanlar ve çok da zeki insanlar. Evet. İşte iblis Adem'e o gün yapmış olduğu teklife, ne dedi orada? Aynen. Şimdi o teklifle bu teklifi birleştirdiğimizde karşımıza şu manzara çıkacak. İşte hangisine evet diyeceğimize de bu mekanizma karar bakalım, verilecek. Bakalım söyle. Şunu diyor Taha suresinde. Sana yok olmayacak bir saltanatı ve ebedi bir mülkü. Şimdi mülk devlet demek. Saltanat işte yani babadan oğula nesillerce devam eden bir yönetim sistemi demek. Ben diyor sana öyle bir teklifle geliyorum ki ey Adem. Bir de bunu cennette yapıyor. Bir de bunu cennette yapıyor. Her şey elinin altındaki var olan. Var zaten. Şimdi demek ki. Şimdi sen bana diyeceksin ki ben cennette. Her istediğim oluyor. Sen bana geldin dedin. Ya ben sana bir şey teklif edeceğim. Sen hiç ebediyen yok olmayacaksın. Zaten ben yok olmuyorum. Cennetteyim. Cennetteyim. Saltanatın olacak. Zaten var burada. Şimdi buna nasıl inanmış adam? İşte öyle bir, demek ki şimdi bu teklifi yapan iblis sıradan bir varlık değil. Birçok şeye pratik hakim. Adem daha esas az önce toplantıda esas söylemek istediği şeyi söyleyeceğim. Şu felsefeyi anlayalım diye. Teklifi yapanla teklifi yapılan ikisi de zeki. Çünkü meleklerin bilmediğini bilen bir Adem var. Evet. Rabbin toplantılarına katılmış bir iblis var. İblis şunu diyor. Gel diyor seninle birleşelim. Öyle bir soy yaratalım ki bu Rabbin hükümdarlığının yerine beraber bizim, senin, Adem'in krallığını, Adem'in hükümdarlığını, yani bu Sirius sistemini biz ele geçirelim. Buna tamam der misin? Yani darbe mi yapalım diyor. Darbe yapalım diyor. Eğer doğru, bu iş... Doğru mu? Samimi mi sence? Yoksa Adem'i kandırıyor? Onu da kandırıyordur. İblis manipülatör. Yapar.
Çünkü onlar kandırdığını da şuradan görüyoruz. Gerçekten de şey yapıyorsa, ya gel burada darbe yapalım biz. Bu sistemi elimize geçirelim. Evet. Şimdi Adem buna inansın mı, inanmasın mı? Acaba doğru mu söylüyor, yoksa o darbeyi yaptıktan sonra Adem'i de mi yok edecek? Ben iblisin tamamen manipülatif olduğunu düşünüyorum. Yani evet. İnsan ırkını zaten kendi yerine konumlandıran bir, yani zaten düşmanlığı, kini oradan geliyor. Evet. O zaman onu kandırması lazım. Ama ilginç olan şu, Adem'in bu işi mümkün dairesinde görmesi, iblisin bu işi mümkün, demek ki böyle bir mümkünat var. Yani böyle bir güç dengesi var. Yani Adem düşünüyor, diyor ki ya bu iblis belki de doğru söylüyor, biz bunu devirebiliriz. Bir mümkünat var yani ortada, mümkünat olmasa. Aşkın bir yaratıcı olsa deviremezsin. Deviremezsin. Ama demek ki aşkın yaratıcıdan bahsetmiyorlar orada. Aynen öyle. Rab'den bahsediyorlar. Evet. Ve Rab yani Sirius sistemi. Ama çok sistemi, ilahi güçleri var. Çok güçlü, çok kudretli, çok büyük orduları var. Galaksileri yönetiyor. Yönetiyor. İblisin de kendince orduları tarafları var. Tarafları var. Şimdi Adem bu teklifi evet diyor. Evet. İlk önce. Ve neticede birleşip bir soy meydana getiriyorlar. Gelmiş yani soy. Ve kandırmış da yani. Evet. Ve iblis işte stratejisinin ilk adımını başarmıştır. Yani Sirius sistemine kendi imkanlarıyla darbe yapabilmesinin yolunu, Adem'i de silerim, bu soyu ben bu dünyada yetiştiririm, yarın öbür gün gelir, beni cehennemle tehdit eden bu Rabbi buradan indiririm. Deviririm, ben hakim olurum. Ben hakim olurum. Cehennem mehenneme de gitmem. Gitmem. İblisin en büyük amacı budur. Zaten oradaki mesela bir sözleşme vardır. Yani kainatın ilk sözleşmesidir bu. Mesela iblis diyor ki, o zaman bana belli bir süreye kadar mühlet ver diyor. Evet. Tamam, sen mühlet verilenlerdensin diyor. Ben şöyle yapacağım diyor. Hayır diyor, sen böyle, yani baya bir sözleşme imzalanıyor arada. Sözleşme mi, tartışma mı? Hatta resleşmedir bu. Resleşme. Yani sözleşmenin ötesindedir yani. Ben kitapta onu kısmen de anlattım maddeleriyle. Şimdi orada diyorlar ki mesela saygın konuşuyor. Mesela şöyle diyor, izzetine yemin evet. ederim ki. Evet evet. Şimdi evet. izzetli gördüğü birisine karşı neden böyle bir şeyler söylüyor? Yani saygın görüyor karşısındakini. Ama söylediği şey çok acayip. Aynen öyle. Aslında onun makamının, mansıbının, kudretinin farkında. Makamına saygı gösteriyor. Evet. Fakat senin fikrine karşıyım ve bunun mücadelesini devam edeceğim. Ve fikrin yanlışlığını diyor ispat edeceğim. Yani evet. ben bu haklılığımı ispat etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım diyor. Aslında Rab de bir şekilde kabul ediyor. Evet diyor, sen çoğunu zaten saptıracaksın bunları. Evet. Ama ihlaslılar müstesna diye orada bir istisnai bir kavram o çiziyor. O zaman şöyle bir şey çıkıyor. İnsanoğlunun galaktik sisteme uyum sağlayamayacağını iddia eden iblis bunu göstermek üzere hamleler yapıyor. Bunu da iblisin bu hamlelerini boşa çıkartmak için diğer tarafta onu önlüyor. Aynen öyle. İnsanoğlunun galaktik sisteme uyum sağlaması için ona bir alan açıyor. Aynen öyle. Ama sonuçta burada bize Kur'an-ı Kerim'in anlattığına göre az bir miktar bunu başardı diyor. Başarınca başarmış mı oluyor bu insan modeli, dünya insan modeli? Galaktik sisteme uygun hale gelmiş mi oluyor? İblise göre olmuyor. Çoğunu ben saptırdım zaten diyor. Ama Rabbin sözü azı müstesna oldular diyor. Fakat başka ayette de şunu görüyoruz. Yeryüzüne salih kullarının varis olacağıyla ilgili bir sistemden bahsediliyor. Enbiya suresinde var o da. Enbiya suresinde var. Evet. Yani demek ki evet, bu iblis ve ekibi ne kadar burada büyük bir manipülasyon yaparsa yapsın. Çünkü bir de bu işin zaman boyutunda cereyan eden bir savaşı var. Evet. O boyutla girdiğimiz zaman zaten karşımıza bambaşka manzaralar çıkıyor. Belki de lokal anlamda birçok insanın hayatına dokunuluyor. Birçok insan çünkü bu dünya laboratuvarının, dünya eğitim sisteminin, dünya eğitim yerinin içerisinde bu iki şey tarafından, yönetim sistemi tarafından sürekli müdahalelere de maruz kaldığı için çoğumuz fark etmiyoruz, bilmiyoruz bile öyle bir şeyin olduğunu. Ama günlerin sonunda Allah'ın bir vaadi var. Yani vaatle ilgili çok enteresan şeyler var. Benim salih kullarım bu yeryüzünü cennete çevirecekler. Evet. Yani hatta Tanrı'nın krallığı yeryüzünde kırılık. Çünkü Rab neticede ne olursa olsun oranın kralı, yöneticisi. Mülkü semavatü vel artık göklerin ve yerin kralı. O krallığı, yani oradaki iyilik ve adalet sistemi. Krallığın numunesi orada olacak. Bu numune dünyada bu dünyada olacak. Öyle bir vaat var. Evet. Yani burada mesela öyle bir şey ki, bu mücadele şu anda devam ediyor mu sence? Aşırı fazlasıyla devam ediyor ve hatta belki de insanlık tarihindeki en kızıştığı noktalardan bir tanesine gelmiş olabiliriz. Bunu şimdi insanoğluna iblisin müdahalesini boşa çıkartacak olan, ayrıca onunla müdahale ettiği, yani iblisin müdahalesine karşı müdahale yapanlar var mı? Kesinlikle var. Biz bunu da Kehf suresinde görüyoruz. Onları söyle. Çünkü Kehf suresinde gördüğümüz şey şu manzara var karşımızda. Zülkarneyn diye birisi var. Zamanın değişik kesitlerine yolculuk yaparak, hatta insanlık tarihinin belli bir ortası noktasına gelip yeryüzüne fesat veren Yecüc Mecüc denilen bu fesatçı ırkı alıp bir boyut daha kapısından... Önce gelmiş mi bunlar?
Daha önce gelmişler yeryüzüne. Yeryüzünü fesada onları vermişler. Kovmuş. Onları kovmuş. Yani nasıl kovuyor? İnsan alıyor bunları, bir redim yapıyor. Yani bir boşluk, bir boyut kapısını kapatıp hapsediyor bunları. Boyut kapısı mı o sence orada anlatılan şey? Şimdi normalde set diye çevirmişler ama oradaki kelime redim. Yani redim boşluğu kapatmak. Set yap kapatmak. Diyor bize oradaki insanlar, o da redim yapacağım. Ben redim yapacağım diyor size. Ne demek redim? Redim bir oyuğu kapatmak demek. Redim reddetmekten gelmiyor mu? Manyetik bir şey olamaz mı? Manyetik bir şey de olabilir. Şöyle bir şey de olabilir. Yani belki de bu bahsettiğimiz Marduk gezegenine dünya üzerinden bir set çekip ya da Marduk gezegeninin üstünden bir set çekip o sistemin, yani o kötü sistemin buraya müdahale etmesini şu an engelliyor olabiliriz. Bu o Marduk'ta dünyada mı? Nerede set sende? Bu dünyada değil. Ya bir kere dünyada olmadı çok net çünkü. Bulamıyoruz. Bir kere aşılmaması gereken bir setten bahsediyoruz. Aşılıyor uçaklar. Şimdi geçiyor. Uçakla gidiyoruz, işte füzeler çıkıyor bilmem ne falan, yani artık dünyada aşılmayan bir set yok. Onlar öykünme, yani işte Türkler öykünmüş, öbürleri öykünmüş, bazı mitolojide işte. O zaman işte, öbür gezegene yaptı. O zaman öbür gezegene yapmış olma ihtimali çok daha yüksek. Çünkü bunu denemiyorlar. Oradan çıkıp da henüz dünyaya gelemediler. Ama şunu görüyoruz, dünyaya Hadepler üzerinden saldıracak bir ekip var. O ekip şu an saldıramadığına göre çıkıp da o gezegenin üzerine yapılmış olan setten çıkıp saldıramadıklarına göre o set henüz delinmedi. O zaman burada dünya insanlığı şu andaki yaşadığı zamanı Zülkarneyn'e boş. Bu rahatlığı, bu uzaydan gelecek bu serbest, çok büyük tehlikeyi yaşa geliştir. Aynen. Yani o zaman Zülkarneyn'e boş. Demek ki daha önceden bunlar geldi. İnsanları esir aldı. Belki de yok edeceklerdi. Bu insanlık büyük bir fesat hiç olmayacaktı. Aynen. Hiç olmayacaktı. O onların müdahalesini önledi. İnsana serbest bir alan bıraktı. Şimdi gidiyor. Bir de gelecekte saldıracaklar. Bir de gelecekte saldıracaklar. Zaten Kur'an'daki anlatılan anlatımların bazıları böyle geçmişte mi oldu, gelecekte mi oldu, daha olmadı mı, yoksa olacak mı gibi enteresan bir kavram da var. Eğer biz Kur'an'da anlatılan şeyleri böyle geçmişte yaşanmış hikayedir gibi okuyacaksak o geçmişte yaşanmış hikayedir. Ama Kur'an bütün zamanlara, bize ve bizden sonraki bütün nesillere hitap eden bir kitap. Zülkarneyn zaman yolculuğuyla mı yapıyor bunu? Zülkarneyn çünkü bir sebebe binip, yani sebepler üzerinden, çünkü kendisine bir Mekkenle verilmiş, bir de sebep verilmiş. Ne demek Mekkenle? Şimdi Mekkenle çok enteresan bir şey. Mekkenle Yusuf peygambere de Mısır'daki yönetici Mekkenle veriyor. Yani kendisinin adına her türlü icraatı yapabilme yetkisini verirken o kelime kullanıyor orada Mekkenle. Zülkarneyn'e de Mekkenle verilmiş. Yani Allah'ın adına burada bu uzay ve zamanın içerisindeki dünyanın tüm zaman kesitlerini. Dünyanın o gündeki halini mi? Hepsini mi? Bütün yani geçmişten hepsini. Geleceğe bütün zaman kesitlerinin içerisinde müdahalede bulunabilme, hatta gerektiğinde azap yetkisi bile verilmiş. Hiçbir peygamberde öyle bir yetki. Ceza verecek yani. Ve diyor ki sen kime ceza verirsen ben onlara ceza edeceğim. Sen kimi mükafatlandırırsan, adeta şey mihenk taşı gibi alıyor. Onları da mükafatlandırırsan referans veriyor. Referans olarak Zülkarneyn'e vermiş ve Zülkarneyn insanlık tarihinin bütün zaman dilimleri içerisinde zamanın akışını değiştirebilecek, kaderin yönünü değiştirebilecek, yepyeni kaderler oluşturabilecek müdahaleler yani yapıyor. O zaman şöyle mi oluyor? Mesela dünyanın bu başlangıcı diyelim. Burada Yecüc Mecüc dünyayı istila ediyordu. Bunu önledi ama burada da saldıracaklar. Bu da son zamanı. Bu da son zamanı. Şimdi bunlar aslında yukarıdan bakınca ikisi de aynı zamanda oluyor olabilir mi yani? Şimdi bakıyor mesela buraya saldırdılar, buraya da saldırdılar. Ben hangisine müdahale edeyim? Bu zaten son zaman, kıyamete yakın. Buna pek dokunmayayım. Önce gideyim bunu şey yapayım, insanlığa açılsın bu. Demiştir. Böyle demiş çünkü olabilir. Bizim için geçmiş, gelecek. Yani biz aslında hani insan olduğumuz ve zaman eksenli bir beş duyu mekanizmasıyla bu dünyada yaşadığımız için bizim için şu var. Geçmiş, şimdiki zaman, gelecek. Ama ışık hızının üstünde öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir zaman kavramı diye bir şey yok. O zaman Yecüc Mecüc şu anda da saldırıyor demektir. Dünyada şu an işte Muhammed peygamber doğdu, İbrahim'in oğlu İdris doğuyor, oradan işte başka peygamber, yani her şey aynı anda yaşanıyor. Dünyanın bütün kesitleri aynı anda şu anda yaşıyor. Mesela bizim bir saat sonraki halimiz bir yerlerde yaşıyor. Yani uzay zamanının içerisindeki dünya halinin tüm kesitlerinde. O zaman kıyamete kadar, yani kara deliğin içine mi girecek? Kıyamet nasıl olacak sence? Şimdi kıyametin zaten bütün kainattan mı kopacak? Nasıl olacak? Uzay zamanda mı kopacak? Biraz önce ayette dedin ki kainat varken cennet cehennem de var. O zaman kainatın her yerinde kopmuyor gibi o. O zaman öyle gibi ya. Çünkü baktığımız zaman eğer öyleyse kainatın her yerinde kopuyorsa o zaman cennet cehennem de kayboluyor. Çünkü baktığım zaman ne diyor? Yerle gök devam ettiği müddetçe cennet ve cehennem olacak. Şu anda cennet var mı sence? Bu ayetlerin tasarrufuna baktığımız zaman var, olması lazım. Onu nereden, Kur'an-ı Kerim'den bir delil var mı? Ben yine Hud suresinden çıkarıyorum. Eğer gökle yer devam ettiği müddetçe
Şu an gökte yer devam ediyor. Orası var. Orası da var. Varsa demek ki onlar da var şu anda. Bir de mesela Yasin suresinde var bir ayet, onu hatırlıyor musun? Yasin suresinde Habib-i Neccar kıssası var. Habib-i Neccar kıssası. Cennetten da dünyadaki hayatını konuşuyor. Konuşuyor. Yani çok ilginç. Yani cennet var, girmiş. Tabii. Kendi öldürüşünü seyrediyor. Dünya da var. Bayağı oradan onu izleyip konuşuyor bir de. İşte orada mesela o delil olabilir. O da net şu anda dünyada, yani şu andaki zaman içerisinde cennette var. Aynen. Evet, sen eklemek istediklerini devam et. Bir saatimiz oldu. İstersen devam ederiz, istersen kesebiliriz. Senin anlatmak istediklerin varsa tamamla. Ben çok kısa, hani bu konu çok yine tartışma olacak. Yine insanların bakış açılarını da yorumlarını da çok değiştirecek. Bunların hepsi vites. Yani ben şunu tamam, çok açık yüreklilikle söylüyorum. Eleştiriye açığım diyorsun. Tabii ki yani alta yapılabilecek bütün yorumlar, hatta ben bazen benim kendi sosyal medya hesabıma öyle yorumlar geliyor ki bir tez ortaya koyacak oluyorum. Ya diyorum, ne kadar enteresan bir bakış açısı. Onu komple iptal edip yepyeni bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyorum kendime. Tamam. Bu eleştiriler çok önemli. Ama ben şunu demek istiyorum. Eğer biz ön kabullerimizle, ön bilgilerimizle ve ön yargılarımızla Kur'an-ı Kerim'i okursak, yani öğretilmiş. Çünkü Kur'an yine bize de seslendiği için, ya atalarınız yanlış yoldaysa yine ona mı uyacaksınız? Evet. Bu bana da sesleniyor. Evet. Şimdi ben 14 asırdır Kur'an böyle geldi ama ben Kur'an'da o gelen, daha doğrusu bana anlatılan, bizlere anlatılanlarla arasında uçurum olan hadiseler okuyorum. Rab'le tartışan iblis var. Bu nasıl sonsuz yaratıcı olur diyorum. Bakıyorum Rabbin üstünde hele de Ali İmran suresi 18 veya 8. ayette Allah şahittir, melekler şahittir, ilim sahipleri şahittir, ondan başka ilah yoktur diye bir ayet var. Evet. Yani şimdi bütün bunlara baktığım zaman benim karşıma şöyle bir şey çıkıyor. Ya evrenin bir idare mekanizması var ve bunu kabullenmeliyiz, bunu görmeliyiz. Bu bakış açısıyla Kur'an-ı Kerim'i yeniden analiz etmeliyiz ve bunu yeni nesillere böyle aktarmalıyız biz. Ne faydası olacak o zaman, iblisin vesvesesini anlayacak mıyız? İşte aynen onu görüyor olacağız. Yani diyeceğiz ki burada bir iblis sistemi var. Ey çocuklar, ey zürriyetlerimiz. Aman bu iblisin bu stratejisine kapılmayın. Ve siz Kur'an-ı Kerim'i ancak bu bakış açısıyla doğru olarak okuyabilirsiniz. Kaldırıp bir yerlere asmayın. Altını çize çize. Anlaya anlaya. Çünkü Kur'an bir kitap yani neticede. Açacağız ve okuyacağız. Bize yani Rab'den gönderilmiş, meleği âlâ'nın sakinleri tarafından gönderilmiş, evrensel sistemin çok önemli mekanizmalarını anlatan bir kitap. Ve bu kitabı okurken bu manzarayla karşılaşıyoruz. O kadar okusa alim adamlar var. Kur'an-ı Kerim'i yalamış yutmuş. Ama adam ateist. Evet. Yani inanmıyor. Bir tanrı yoktur diyor. Sen karşına gelsin. Senden daha alimdir yani, her konuyu o öyle değil, bu böyle değil, çıkartır ayetten okur da sana da bir izah eder. Ama o adam inanmıyor. Neden oluyor bu? Peki o kadar bilgisi var. Ya inanç sistemi, yine söylüyorum, devreye girdiğini. O da artık inanmamaya inandığı için onu ikna edemiyorsunuz. Yani o da diyor ki ben inanmıyorum, Tanrı diye bir şey yok diyor. Tanrı'nın diye bir şeyin olmadığına inanıyor. Öbürü diyor ki ben ineğe inanıyorum diyor. İnek benim Tanrım diyor yani. İnanç sistemi hiç ben çok... Yani inan, bir şey okusan... Bu senin bilincine gitse, bu bilgi ne kadar da çok olsa bunun faydası ne kadar olur? Bir de ritüel yaparak bilinçaltında düzeltirsen acaba ikisi birleşince daha mı iyi olur? Evet, Kur'an'da zaten biz bir ritüeller görüyoruz. Ha. Yani bir ritüel var. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir namaz var, Kur'an-ı Kerim'de bir oruç var. Yani uygulamada olmazsa pek işe yaramıyor gibi sanki. Ya Kant'ın mesela Saf Akıl'ın Kritiği kitabında Allah nazari akılla değil, ameli akılla bilinir diye bir cümlesi var. Tamam, nazari olarak da bilebilirsin. Ama uygulama yapacaksın. Uygulamanın, pratiğin Allah'ı bilebilmeyle ilgili çok enteresan bir bakış açısı olduğunu ortaya koyuyor. O yüzden Kur'an'ın aslında evet bu pratik yönü kadar teorik yönü, teorik yönü kadar pratik yönü mutlaka hayatımıza adapte edilmesi zorunluluğu var. Evet. O zaman şöyle yapacağız. Yani kendimizi bütün ve karşımızda olan biten olayları tahlil edecek şekilde hem iç dünyamızı hem dış dünyamızı birlikte geliştirecek şekilde bir hayat tarzı oluşturabilirsek, ki bu da biraz zor. Evet. Yani bir sürü şey insanın karşısına çıkıyor. Günlük olaylar var. Makam mevki istiyorsun, para kazanmak istiyorsun. Yok şu kıza aşık oldum, yok bu adama aşık oldum, değil mi? Bir sürü olay var. Gündem çok insanın yani, hayatında. Yani bir sürü olay, bu şeytanın buranın hepsinden girişim yapıp seni kandırması ihtimali var. Burada da seni nasıl yönlendiriyor, hangi yönden giriyor, bir menfaat mı sağlıyor? Seni mutlu edecek bir olaylar mı yapıyor, geçici mutluluk mu vaat ediyor? İşte Adem'e vaat ettiği gibi böyle bazı şeyler mi vaat ediyor? Onlara bakıp, aynen, onlarda tuzağa düşmemek. Ya insanın heva ve hevesi,
bile Tanrı hükmüne geçebiliyor. Yani arzularını o kadar çok ana merkeze koyuyor ki bazen insan, arzusu tanrılaşıyor. Bu defa evet, dua kabul olmamaya yani dua kabul olmamaya başlıyor. Çünkü ikinci bir tanrı, ikinci bir Rab koymuş olduk biz ortaya. Ya daha doğrusu sonsuz bir yaratıcı gibi heva ve hevesimizi ortaya koymuş oluyoruz. O zaman da sistem, sizin de esmaları da anlattığınız evet, kitabınızda da bahsetmiştiniz orada. Şeyde mesela tarihsel süreçte Kur'an-ı Kerim'de anlatılan mesela Firavun, ben sizin en yüce Rabbiniz değil miyim diyor. Evet. Mesela orada kendisini ilah gibi görüyor. İşte narsist sisteme kaymış. Zaten iblis de aynı şekilde narsist. Ben ondan üstünüm diyor. Mesela bunun başka örneği Karun. Çok zengin. Ben yaptım diyor. Benim. Yani ben yaptım demek şey, bende ilahi güçler var. Aynen öyle. Yani bu şimdi, o zaman burada temel bir yere de geldik. Yani narsist bir yaklaşım içinde bizde de hepimizde narsist eğilimler var. Ama bunu dengeleyebiliyor musun, dengeleyemiyor musun? Çünkü o sana narsist bir yaklaşımla gelip senin narsist tarafını körükleyerek seni saptırabiliyor. Aynen. O zaman şunu yapacağız, biraz empatik olacağız. Karşımızdaki insan da, onda kendisine öyle ilahi güçleri varmış gibi hissedebilir. Trafikte önüne çıktığı zaman kavga etmeyeceksin. Aynen. Ondan sonra kendini dengelemeye çalışacaksın değil mi? Yani birçok konuda. Ya insan zaten bence en kritik noktalardan bir tanesi şu oluyor. Kendi egolarına, kendini hayatın merkezine koyma felsefesinden çıkıp empatik bir bakış açısını yakaladığında iblisin de yapamadığı şeylerden bir tanesi buydu zaten. Empati yani, yapamamak. Bireyden başlıyoruz yani. Evet. Önce kendimize mi döneceğiz? Nasıl yapacağız? Kesinlikle insan bir de ya insan sayısınca yaratılan bir alem var. Yani 8 milyar dünya yaratılıyor. Herkesin bakış açısı farklı, herkesin olayları analiz kapasitesi farklı. Birey kendini ne kadar iyileştirirse aslında yine bu kainatın sistemi de birazcık yazılım. Yani çünkü yazma ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir sürü şey var. Her şeyin yazılı olduğu bir kitaptan bahsediyor yani. Evet. Aslında bu yazma kodlanmış bir kaynaktır yani. Yazma böyle elle yazılan bir şeyden bahsetmiyor. Yazılım sistemi, sistem kendini onarmaya başlıyor. İyi insanlar iyilik yaptıkça sistem, kainat sistemi kanser olmuyor mesela, iyileşmeye başlıyor. Çünkü toplumlar kanser olabilir, kainat kanser olabilir ya da kainat iyileşebilir. Yazılımın bir de antivirüs programları bunlar. Bir de virüsler var işte. Bu virüsler de gelip bu kainatın yazılım sistemini, kodunu darmadağın edebiliyor. Evet. Kaldı ki Rabbin yapmış olduğu toplantıdan kulak hırsızlığı yapmaya çalışan bir mekanizmadan bahsediyoruz. Demek ki orada ne planlanıyor onu da anlayıp ona göre dünyadaki olaylara da müdahale etmeye çalışıyorlar. Aynen. Ve oradan kulak hırsızlığı yapanlar da hani şiaplarla yok ediliyor ama günün sonunda gidip oradan kulak hırsızlığı yapmaya çalışıp bir strateji belirlemeye çalışan bir mekanizma var. Bu iki mekanizma casusları da var. Casusları da var demektir değil mi? Aynen. Ahmet, Ankara'dan geldin. Çok evet, teşekkür hocam. Ediyoruz. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Çok yani güzel fikirlerini böyle detaylı anlattın. Tutarlı şekilde anlattın. Çok teşekkür ederim. Ben aralara girdim ama yani eğer bir tutarsızlık falan olsaydı üstüne yüklenecektim. Baktım güzel. Her zaman hocam. Sağ olun. İnşallah tekrar seninle programlar yaparız. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sağ olun hocam. İnşallah izleyenlere de çok faydalı bir program olmuştur. Dünyanın her yerinden izleyen, bizi seven insanlara hepsine selam gönderiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun.